Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Arkadaşlar başka gün Olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Traxment Ultimate'te yeni gelecek olan DLC güncellemesi hakkında bu videomuzda konuşmuş olacağız. Biliyorsunuz ki en yakın zamanda oyuna Passat Tiglar modeli bu aracımız eklenmiş durumda. Gerçekten birçok kişinin beklemiş olduğu ve gerçek hatta da açıkçası popüler olan araçlardan birisi oyuna sonunda eklenmiş oluyor ve gerçekten en çok istemiş olduğum modellerden birisiyse görmüş olduğunuz gibi Passat yani Volkswagen'in Passat modeli bu aracıydı. Görmüş olduğunuz gibi sonunda arkadaşlar bizlere sunulmuş durumda. Zaten biliyorsunuz ki Trax Traximetre... Ultimate bir taşımacılık yani bir lojistik oyun açıkçası yani bir yerden bir yere açıkçası taşımacılık gerçekleştirebildiğimiz bir mobil oyun ve gerçekten de neredeyse bir bilgisayar oyunu kalitesinde bizlere grafikler, görüntüler veya buna benzer modlar sunuluyor. Peki bugünkü konumuz yani bugünkü başlığımız nedir arkadaşlar? Oyuna yeni gelecek olan DLC güncellemesinde fiyat doblo olacak. Yani birçok kişinin tabiriyle en arabası diyebileceğimiz bir aracı yine oyunu beklediğimi söyleyebilirim. Ki biliyorsunuz ki doblo arkadaşlar gerçekten taşımacılık anlamında popüler ve yine kendi kendine ön gösteren araçlardan birisi. Birçok kişi binmiştir veya sahibidir bilmiyorum ama şunu diyebilirim ki bugünkü konumuz fiyat doblo derece güncelleme modu olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde video geçme biliyorsunuz ki sizlerden bu tarz videolar için ücretsiz bir şekilde aşağıdan kanalıma abone olmanızı istiyorum. İlk videomuz sizlerle birlikte Volkswagen Passat e, DLC güncellemesiydi ve sonunda arkadaşlar e bu videodan sonra açıkçası oyuna Passat geldi. Umarım ki yine bu fiyat doblo videosundan sonra da sizlerle birlikte fiyat doblo aracımızı bekliyoruz. Biliyorsunuz ki fiyat doblonun birçok modeli var açıkçası. Eski kasa yeni kasa hangisi gelebilir yine bu videomuzda konuşmuş olacağız. Videoyu geçme önü sizlerden ricam hemen Abone olmanız ve like atmanız olacaktır. Hemen pasta atımızın içine geçelim ve dörtlerimizi de kapatalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar eski kasa vesaire ya da yeni kasa fark edem derseniz tabii ki de fark edebileceğiniz sizler de aradaki farklılıkları vesaire yazabilirsiniz yorumlar kısmında veya ilerleyen zamanlarda hangi DLC güncellemelerini bekliyorsunuz da in yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Onun haricinde zaten görmüş olduğunuz gibi Fiat Doblo gerçekten taşımacılık anlamında şu an için birçok şirketin popüler araçlarından birisi ki panelvan olarak ben oyun eklenmesini beklerim biliyorsunuz ki panelvan derken yani arka şoför camları vesaire olmayacak sadece bir kasa gibi düşünün arkadaşlar. Burayı sadece ön şoför yolcu camları bulunacak ki zaten ekrana getirdiğim resimlerden de sizler görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, skin kaplaması vesaire yaparken de gerçekten panel araçları kullanması daha da iyi olacaktır ki bu benim tahminim tabii ki de. Onun haricinde zaten biliyorsunuz ki oyunda şu an için birbirinden güzel 4 tane araç bulunuyor. Bir tane de traktör eklersek toplam 5 adet modlu aracımız bulunuyor arkadaşlar. Ki benim açıkçası içinden geçen bir panel van araç gerçekten çok yüksek açıkçası. E bu bir minibüs olabilir veya yine panel van küçük bir araç olabilir. Eski kasaya gelecek olursak da evet eski kasa gerçekten zamanda çok tutulan ve görmüş olduğunuz gibi yine panel van araç olarak da kullanılan bir modeldi. Ama şunu diyebilirim ki sizlere evet yeni kasa gelse daha mantıklı olabilir ve güç anlamında ise eskiye nazaran bir biraz daha daha güçlü bir motor görmek arkadaşlar daha mantıklı olabilir açıkçası onun haricinde zaten görmüş olduğunuz gibi yine fiyatta gerçekten başarılı ve popüler markalardan birisi ve evet dediğim gibi eğer oyun eklenebilirse küçük bir panelvan araç o da Fiat Doblo olma ihtimali yüksek veya buna benzer şu an için açıkçası videoda olduğum için aklıma gelmiyor ama başka küçük panelvan araçlarda varsa da yine dediğim gibi yorumlar kısmına sizler yazabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi gerçekten fiyat Doblo oyun eklenirse muhtemelen grafik anlamında veya mod anlamında çok güzel ve başarılı bir şekilde açıkçası eklenecektir görmüş olduğunuz gibi zaten şu an oyunda bir tır oyunla çıkası pas sürüyorum. Onun haricinde BMW, Mercedes veya Tofa Şahin gibi birçok araç sürme imkanını bizlere sunuyor bu oyun. E ve biliyorsunuz ki zaten yakın zamanda e, traktör modu eklenmişti. Ne Hollanda'nın lisanslı bir şekilde açıkçası. Yani gerçekten eğer ki bu oyuna bir traktör modu geldiyse fiyat doblo neden gelmesin açıkçası. Ki bunlar arkadaşlar bizlerin yorum ve yine tahmini görüşleri diyebilirim sizlere. Ama şunu diyebilirim ki gerçekten bana şu an için bir küçük panel aracın gelmesi çok yakın geliyor açıkçası. Yine kargo taşımacılığı vesaire buna benzer birçok iş olabilir. Dediğim gibi bu araçlar gerçekten bu işler anlamında mantıklı e, bir seçenek olacak. Bizler için görmüş olduğunuz gibi zaten şu anda Volkswagen Passat Higlen modelli aşiret paket aracımızla sizlerle birlikte nakliyemizi gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde zaten eğer bir doblo vesaire olsaydı da yine bu kadar hızlı olmazdı eminim ama şunu diyebilirim ki gerçekten o sürüş hissiyatını vesaire bizlere yaşatabilirdi. Ki şu an hangi önünde açıkçası bir doblo model araç var bilmiyorum. Ama eğer gelirse de yine ilkleri bizlere Traktimetre Ultimate yaşatacaktır. Evet, sonuca gelecek olursak arkadaşlar bu videomda sizlere görmüş olduğunuz gibi küçük bir panel van aracı sizlere sunmak istedim. O da fiyat dobloydu. Aynı şekilde birçoğumuzun enişte doblosu dediği ve birçoğumuzun ise görmüş olduğunuz gibi panel van araç olarak kullanmış olduğu bu aracı sizlere sundum. Umarım en yakın zamanda bu aracı sizlerle birlikte arkadaşlar bu oyunda görme şansını yakalarız. Evet görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Passat model aracımızda yavaş yavaş taşımacılığımızı tamamladık diyebilirim. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi gerçekten oyun gittikçe daha iyi yerlere geliyor ve sizlerle birlikte ise yine bunlara şahit oluyoruz. Evet yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi yine sizlerde istemiş olduğunuz modları vesaire yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ben de elimden gelince sizler için videolar çekmeye çalışacağım. Evet bugünlük de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Sizlere kendinize bakıp hepinize görüşmek dileğiyle.